Merhabalar Ayşe'nin iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yazmaya çok güzel bir modelin yapılışını anlatmayı çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Suni ipeklerle çalışacağız. Koyu ve açık lila yapacağım koyu sarı ve açık sarıyla modelimizi bugün tamamlayacağız. Yazmamız da altın başak. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Ben aralarına kayalar yaptım. Siz isterseniz farklı bir modelle yapabilirsiniz ama modelimizde kaya olduğu için bu kayalar orta kısmı güzel yakışıyor. Bir tane zürafa yaptım. Buraya 7 tane zürafa yapıyoruz. 6 ve 7. 7 tane zürafa yaptıktan sonra 5. zürafaya geri dönüyorum. 2 tanesini boş bırakıyorum. 1 2 3 4 5 tane zürafadan oluşturacağız dağımızı. Tekrar geri dönüyorum. davamızı eksiltmeye başladık Tekrar başa geri dönüyorum ipimi uzatıyorum Son iki tane kaldı. Şimdi buraya büyük bir tane yuva oluşturuyorum. Bu büyüklükte bir yuva oluşturdum. Şimdi ipimi koparmadan aşağıdaki zürafalara batarak kenarından aşağı indiriyorum. Aşağıdaki son zürafaya batarak dağımızı tamamlamış olduk. Şimdi iki tane boş zürafa kenarına yapıyorum. İki tane de aradaki modelimiz için yapacağız. Bunlar kenarında boş olarak kalacak. İki tane daha yapıyorum. Tekrar ikinci dört tane yaptık sondan ikiye batarak geri dönüyorum ve aşağıdaki boş zürafa iniyoruz. Tekrardan iki tane zürafa yapıp modelimizi yapıyoruz. Bu model için ben 9 tane uygun gördüm arkadaşlar ara kısmını. Siz de 9 tane yaparsanız isterseniz daha sık istiyorsanız daha da sayılarını az tutabilirsiniz bu aradaki kayaların. Şöyle hemen peşine de ikinciyi yapmış olduk. Aşağı inip sürafaya batarak modelimi tamamlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar alt kısmını yapıp tamamlayacağız şimdi üst kısmına geçelim ipimi parmağımın dibine bıraktım buradaki ipim iğnenin dibinde kaldı iğneme battığım yuvama bunu tekli ipimi önden iğnenin takılı ipimi arkadan atarak buraya bir tane düğüm atıyorum ipimin yönü direktmen bu tarafı olmuş oldu üzerine zürafalarımızı yapacağız buraya 3 tane zürafa yapıyorum 1 2 3 şöyle ortalıyorum ve bu başlangıç ipimizi kesiyoruz elimize daha ulaşmasın bu baştaki pır yaptığımız zürafaya batarak geri dönüyorum tekrar bu baştaki battığımız zürafaya tekrar batıyorum birazcık daha küçültüyorum bir tane zürafa yaptım buraya. Hemen ikinci zürafama batarak zürafamı yapıyorum. Tekrar üçüncüye batıp üçüncü zürafamızı yapıyoruz. Ve son zürafaya tekrar batarak artırıyorum. Zürafamızı artırıyoruz. Burayı Zürafa sayımız 4'e çıktı. Tekrar geri dönüyoruz. Artırdık ve zürafaya batarak geri döndüm. Aynı zürafanın içine batıyorum. Zürafa yapıyorum. Ve tekrar hemen yanındakine batarak zürafalarımı yapıyorum. ve son zürafama tekrar batarak zürafa sayımı 5'e çıkarıyorum 5 tane zürafa sayımız oldu şimdi 6'ya çıkaracağız tekrar başa geri dönüyorum baştaki zürafaya tekrar batıyorum. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Sırasıyla zürafalarıma batarak zürafalarımı yapıyorum. sondaki zürafama batıyorum. 5 tane zürafamız oldu. Şimdi sayısını 6'ya çıkarıyoruz. 6 tane zürafamız olmuş oldu. Tekrar başa geri dönüyorum. Baştaki zürafama batarak ipimi uzatıyorum. Hemen artık baştaki zürafaya batmıyoruz. Eksiltmeye başlayacağız. Yanındaki zürafaya batıyorum. Yanındaki zürafaya basarak zürafalarımı yapmaya başlıyorum. ve artık sondaki zürafaya da artık batmıyoruz ve geri dönüyoruz. Sondakine iki tane batıyorduk. Artık batmadan geri dönüyorum ve eksiltmeye başlıyorum. Bu şekilde bir tane kalana kadar eksilteceğiz arkadaşlar. Son zürafamızı yaptık. Şimdi bunu arkadaşlar birazcık uzun olarak kesin. Bırakın. Ki sonradan kullanacağız. Şimdi koyu sarım ipimizi takalım. Şimdi sarı ipimi aldım. Tekrar iğnenin dibinde sarı ipim. Önden atıyorum. Çiftliği arkadan atarak. Buradaki kenarına ipimin kenarına. Bir tane düğüm atıyorum. İpim direkt bu tarafa oldu. Üzerine zürafalar yapıp yeniden keseceğiz ipimizi. Hem de ipimizi saklamış olduk. Buraya üç tane zürafa yapıyorum. Bir, iki, birazcık bu tarafa kaydırıyorum üçüncüyü yapıyorum. Ve hemen bu başlangıç ipimizi buradan kesiyoruz. Tamamen kökünde. Bu şekil yaparsanız iplerinizi çok kolaylıkla saklamış olursunuz. Baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Modelimiz ağır bir model uzun zamandır istiyorlardı instagramda çok popüler bir model ben anca vakit buldum arkadaşlar çekmek için şöyle aynı zürafaya batarak buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum yani orta bir boy pırpır yaptım hemen önündeki zürafaya batarak zürafa yapıyorum hemen kenarındaki ikinciye batıyorum iki tane zürafa yapmış olduk. Tekrar sonuncu zürafaya tekrar batıyorum. Zürafa sayımı 3'e çıkardım. Sondakini de artırarak artırma yaptım. Baştaki zürafama tekrar ipimi uzatıyorum. Şöyle ipi çekerken de sola doğru çekin ki pırpırların arasında boşluk olmasın. pırpırımı yaptım ikinci pırpırımı yaptım hemen buraya zürafalarımı yapıyorum zürafamı yaptım tekrar sondakine batıyorum ikinci zürafamı yapıyorum tekrar sondakine batıp üçüncü zürafamı yapıyorum yani sondakine iki kere batıp artırıyoruz tekrar başa geri dönüyorum Aynı battığım zürafaya batarak pırpırımı yapıyorum. Zürafalara batarak zürafamı yapıyorum. Bu şekilde 5 tane pırpır olana kadar yapıp tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi ikinci zürafamı yaptım ve sonuncuya batarak artırıyorum. Zürafa sayımı 3'e çıkarıyorum. Ben pırpırlarımı 5'e tamamlayayım sonra diğer kısmına geçelim. Arkadaşlar 5'e tamamladım. 3 tane zürafamız var. Yine kenarda kenardayız şu anda. Şöyle yanına yapıştırıyorum. Buradaki artırmamız bittiği yerde zürafaya batarak buraya bir tane düğüm atıyorum. Yalnız arada mesafe bırakmayın. Şu şekilde ekledim düğümüm attım zürafaya batıp düğümü attım tekrar baştaki zürafaya geri dönüyorum şimdi bu baştaki zürafaya pırpır pır yapıyorduk artık pırpır pır yapmıyoruz buraya batıyorum zürafa yapıyorum zürafamı yaptım ikinci zürafamı yapıyorum ikinci zürafaya batarak ikinci zürafamı yapıyorum. Üçüncüye batarak üçüncü zürafamızı yaptım. Tekrar başa geri dönüyorum. Bu baştaki zürafaya batarak zürafa yapıyorum. 3 tane zürafa sayımızı eksiltmeden yukarı çıkacağız. İkinci sıramı yapıyorum. 2 3 Tekrar baştaki zürafaya batıp geri dönüyorum. İpi de sol tarafa doğru çekin ki bu tarafa doğru şekil alsın. Şöyle 3. zürafamı yapıyorum. Yani 3. sıradayız. Pırpırdan sonra tekrar zürafaya batıp 2. zürafamı yapıyorum ve 3. zürafamı yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. burada pırpırdan sonra bir iki üç tane zürafamız oldu arkadaşlar artık baştaki zürafaya batmayacağız artırmamızı bitiriyoruz hemen yanındaki yanındaki zürafaya batarak zürafa yaptım tekrar şimdi yanındakine batıp iki tane zürafamız oldu tekrar geri dönüyorum ipimi sol tarafa doğru çekiyorum ve son zürafa yapıyorum. Son zürafamı yaptım. Son zürafağamın içine batarak ortasından bir tane düğüm attım. Bu şekilde bu kısmı da tamamlamış oldu. Bu son zürafaya batarak pırpır yapıyorum. Diğer kenardaki aynı boyda pırpırlar yapıyoruz aşağıdaki zürafalara batarak aşağıya doğru pırpırlarımızı yapıyoruz. Tekrar aşağıya batıyorum. Bütün zürafalarıma batarak kenarına pırpır yapıyorum. 4 tane yaptık. 5.'yi yapıyorum. Burada altı tane pırpırımız olacak. Son zürafaya batarak son zürafa pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde tamamlamış olduk. Buradaki zürafaya batarak zürafa yapıyorum. açık sarıya batarak zürafa yapıyoruz. Ve tekrar buraya battım üsttekine bunu o yüzden uzun bıraktım arkadaşlar. Şöyle düğümü attık. Şimdi onu pırpırlarımızı yaptıktan sonra keseceğiz. Böyle bu şekilde uzun bırakırsanız pırpırlarınızda dönme yapmaz. İki kat ip üzerinden yapmış oluruz buraya 3 tane pırpır yapıyorum. 3 2 3'e tamamlıyorum. 3'e tamamladık. Aşağıya doğru zürafa yapıyorum. 1 artırmaya kadar yapacağım arkadaşlar şimdi artırma bittiği yerdeki zürafaya batıyorum ve bitiriyorum ipimi burada koparıyorum kestim ve bunu da tamamen kökünden kesiyorum başla bir tarafı bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci tarafını hemen başlayalım. Bunu da arka taraftan başlayacağız. Şöyle yapıyorum. Şimdi tekrar bu taraftan tersini döndürdük. Yazmanın ters tarafındayız. Tekrar aynı şekilde başlayacağız. İğnenin ipi, ip iğnenin dibinde tekli önden, çiftli arkadan atıyorum. Bu şekilde başlayamazsanız daha önce başlıyorduk arkadaşlar. Ters tarafından başlıyoruz. ipimizin yönü bu taraf oluyor. Kolayca kesebilmek için. Buraya tekrar 3 tane zürafayla başlıyoruz. Aynı diğeri gibi yapacağız. Ben başlangıcını yapayım. Sonra kamera arkasında tamamlayacağım. Şöyle iğneden de yardım alabilirsiniz kenarı dolu olduğu için biraz zorlanıyor. Tekrar geri dönüyorum. Baştakine batıp buraya baştaki sürafaya batarak pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde buraya da aynı bunun gibi yapıp buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi bunu yapıp tamamlayayım. Sonra ortadaki pırpırlarımızı yapıp videomuzu bitirelim. Getirdim. Burada son pırpırımı yaptım ve ipimi kesiyorum. Bu başlangıç ipimizi de tamamen kökünden kesiyoruz. Hiçbir ip gereğimiz kalmadı. Buradan şöyle yatırıyorum. yazmanın düz tarafındayız modelimizin düz tarafındayız şöyle ipimi koydum buradaki pırpırlarımı da beyaz yapacağım yazmamda beyaz var iğnemin dibinde ipim tekli yönden çiftli arkadan atıp düğümümü attım şöyle ipimi yönü bu taraf olmuş oldu bu ortada bura ip geçiştiğimiz ipe yapıyoruz uzattığımız zürafadaki ipleri şimdi pırpırımı yapıyorum buraya da üç tane tepesinde üç tane olduğu için buraya da üç tane pırpır pır yapıyorum bir iki üç Arkadaşlar benim modelim bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.